Sayın seyirciler, saatler 13'ü gösteriyor. Günü yansıyan gelişmeler ve detaylarla gün ortası haber bültenimiz başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz efendim. Sayın seyirciler, Bakanlar Kurulu'nun Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman'da hayatını kaybeden Gazi Mausa Türk Maarif Koleji spor kafilesindeki kişilerin görev şehidi nefledildikleri yerlerin şehitlik sayılması ve anılarına anıt yapılmasına ilişkin kararları resmi gazetede yayınlandı. Bakanlar Kurulu'nun deprem felaketinde hayatını kaybeden kişiler için aldığı kararlar resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Bakanlar Kurulu'nun hayatını kaybeden Gazi Mausa Türk Maarif Koleji spor kafilesinde bulunan kişilerin ilgili yasa uyarınca görev şehidi kararı resmi gazetede yer aldı. Görev şehidi sayılan 35 kişinin isimleri şöyle: Doruk Akın, Hasan Bilgen, Aykan İkiz, Mehmet Arif Altak, Alp Akın, Özgür İçme, İzcan Nurluöz, Mustafa Sabancı, Atakan Celal Konuklu, Kaan Selim İş, Aras Aktuğralı, Mert Niyazi Topukçuoğlu, Nazife Dağlı, Serin İpekçioğlu, Hayal Gençalioğlu, Selin Karakaya, Perihan Çetiner, Havin Kılıç, Sahil Özberkman, Lavin Kalaycı, Ecem Yeniçeri, Nehir Çevik, Elvin Çavdır, Asya Tülek, Fahri Arkar, Abide Dağlı, Pamir Konuklu, Ali Karasel, İbrahim Yakula, Osman Çetintaş, Mülkiye Dağlı, Bedriye Yeniçeri, Duygu Kalaycı, Evren Çavdır, Hava Balcı Çavdır. Bakanlar Kurulu'nun ayrıca depremde hayatını kaybeden ve görev şehidi sayılan vatandaşların defnedildikleri Gazi Mausa ve Yeni Boğaziçi mezarlıklarındaki defin alanlarının şehitlik olarak ilan edilmesine ilişkin kararı da resmi gazetede yayımlandı. Gazi Mausa'da Hurmalı Çember'e yapılacak anıt kararını iptal eden Bakanlar Kurulu, onun yerine söz konusu anıtın depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Gazi Mausa Topçu Bulvarı, İsmet İnönü ve Eşref Bitlis Bulvarı'nın kesiştiği Sulu Çember olarak bilinen yere yapılmasına karar verdi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu pazartesi günü gitti Ankara'daki temaslarını tamamlayarak bugün öğleden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönecek. İçişleri Bakanı Ziya Sürkler ise bugün gitti Ankara'da. Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bir araya geldi. Amcaoğlu ve Öztürk'ün bugünkü Ankara temaslarının ayrıntılarını BRT Ankara muhabiri Bülent Göksan'dan alıyoruz. Bülent, her iki bakan Ankara'da önemli temaslar gerçekleştiriyor. Detaylar neler? Senden alalım. Evet Özlem, senin de aktardığın gibi iki bakan Ankara'da çok önemli temaslarda bulunuyorlar. Önce Olgun Amcaoğlu'ndan başlamak isterim. Sabah saatlerinde Olgun Amcaoğlu 3 Haber kanalına, CNN Türk, Dengüsüz ve TRT Haber kanallarına demeçler verdi, değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmesinde Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs konusunda tavrımız nettir açıklamalarına atıfta bulunarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tavrının Kıbrıs Türk halkı için güvenlik ve ekonomik büyüme anlamında sevindirici olduğunu söyledi. Oldukça önemli açıklamalarda bulundu Bakan Amcaoğlu. Akşam saatlerini senin de aktardığın gibi Ankara'dan ayrılıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönecek. Şu saatlerde de Adalet Bakanlığı'ndayız biz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler görüşmesi var. Yeni başladı görüşme, yaklaşık 5 dakika oldu. Akşam saatlerinde de başka görüşmesinin olması bekleniyor Ziya Öztürkler'in. Onun dışında yarın da Ankara'daki yoğun temaslarına İçişleri Bakanı Öztürkler devam edecek Özlem. Şimdilik Ankara'dan aktaracaklarım bunlar. Teşekkür ediyoruz Bülent Göksan'a Ankara'dan aktardıkları bilgiler için. Diğer gelişmelerle devam edelim. Sayın seyirciler, Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi pilot yüzbaşı Cengiz Topel mezarı başında anıldı. Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi üyeleri. Erenköy direnişinin 59. yıl dönümü dolayısıyla Topel'in Edirne Kapı şehitliğindeki kabri başında düzenlediği anmada Kur'an-ı Kerim okundu.
Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs'taki uçuşu sırasında Rumlar tarafından uçağının düşürülmesi sonucu 1964'te şehit edilen Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi pilot yüzbaşı Cengiz Topel mezarı başında anıldı. Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi üyeleri Erenköy direnişinin 59. yıl dönümü dolayısıyla tüm şehitler için Edirne Kapı Şehitliği'nde anma düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Bilge Eray, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda Kıbrıs gazisinin katıldığı programda Topel'in kabrine çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunduğu anla da konuşan Demirel, Erenköy direnişinin 59. yıl dönümünde Cengiz Topel'in mezarı başında bulunmaktan onur ve şeref duyduğunu belirtti. Başkonsolos Demirel, Topel'in uçağının düşmesinin ardından uğradığı ağır işkenceler neticesinde hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Bu Kıbrıs Türk halkının yüreğinde çok büyük derin yaralar açmıştır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda bir mihenk taşı olan Erenköy direnişinin yıl dönümünde huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Bundan sonraki süreçte de dirayeti, toprağıyla ana vatanına bağlılığı yolunda ilerlemekte bizlere düşmektedir" diye konuştu. Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 59. yıl dönümünde Erenköy direnişini ve şehitlerini andı. Yılmaz mesajında şu an Erenköy direnişiyle o gün verilen mücadelede Kıbrıs Türk'ünün vatanında güven içinde yaşaması bakımından bugün çok daha anlamlı hale gelmiştir ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Erenköy direnişinin 59. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erenköy direnişinin Kıbrıs Türk halkının Çanakkale Destanı olarak adlandırıldığını ifade eden Yılmaz şunları kaydetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yolunu açan Erenköy direnişi, mücahitlerimiz ve Mehmetçiklerimizin destansı kahramanlıkları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ile taçlanmıştır. Şanlı Erenköy direnişiyle o gün verilen mücadele, Kıbrıs Türk'ünün vatanında güven içinde yaşaması bakımından bugün çok daha anlamlı hale gelmiştir. Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinde verilen mücadelenin her platformda sonuna kadar destekçisi olmaya devam edeceğiz. Erenköy direnişinin 59. yıl dönümü vesilesiyle 4. Filo Komutanı Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve istiklal uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Kendisi Erenköy gazisi, sonrasında kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın müsteşarı, şimdilerde Cumhurbaşkanı Tatar'ın özel temsilcisi. Ergün Olgun bugün BRT'de konuktu. Erenköy'ün tarihsel önemini ve güncel diplomasiye etkilerini anlattı. Ergün Olgun, egemen eşitliğimizi ve uluslararası eşit statümüzü müzakere etmeyiz, ettirmeyiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, BRT'nin Burası Önemli programında Levent Kutay'ın sorularını yanıtladı. Erenköy gazisi olması nedeniyle duygularının sorulması üzerine Olgun, Erenköy'e çıkışımızın varoluş mücadelemize fiziki olduğu kadar psikolojik ve siyasi katkıları da olmuştur dedi. Niçin böyleydi diye bir bakmakta yarar var. Yani bu kadar büyük kararlılık, bu kadar büyük bir azim ne içindi? Burada yani ben şahsen eğitim sistemimizin, o dönemdeki eğitim sisteminin ve bizim o dönemdeki toplum liderlerimizin bunda çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani Kıbrıs Türk'ünün, yani ben 1940'larda 40'lar doğumluyum, 43-44 doğumluyum. O dönemdeki ailemizden gördüğümüz o Türklük şuuru, okullarda gördüğümüz Türklük şuuru, eğitim sistemi ve tabii ki karşı karşıya olduğumuz tehlike, bir varoluş tehlikesi, bütün bunlar bizim belleğimizde yer etmişti. Ve bütün bu bellek içerisinde hareket ederek yani 1964'te o kararı aldık. Yani. Erenköy'ün Türkiye'nin haklı 1974 müdahalesi yanında 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanına giden yolu açtığını, Erenköy'e çıkışımıza yol açan nedenlerin bugün de geçerli olduğunu ve esasında güncel diplomasiyi de şekillendirdiğini belirtti.
biz müzakereye oturup egemenliğin bahsettiğim şekilde gerçekleşmesi için, yani Sayın Denktaş döneminde ve Sayın Eroğlu döneminde bir müzakere yolu izledik. Yani oturalım masaya ama tescil ettirelim kurucu devletlerin kendi saklı tuttukları yetkilerdeki egemenliklerini. Sadece ortaklıkta, yani ortaklık, yani federasyon bir ortaklıktır biliyorsunuz. Ortaklık içerisinde kullanılacak yetkilerde, ortak yetkilerde ortak bir egemenlik söz konusu olsun. Evet. Farkı ne 2022'den? 2022'de şunu söyledik. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği kabul edilmeden masaya oturmayız. Daha önce masaya oturduk, masada gerçekleştirmeye çalıştık. Ve mümkün olmadı. Peki bu yani bu farkı anladım. Doğru anlamamızda yarar çok var. Anladım. Bir de şöyle bir durum var. İşte bunu masaya getirdiğiniz için, böyle bir strateji belirlediğiniz için işte müzakere önünü tıkadınız. Bu müzakere değil, bir ön koşul masaya getirmek diye bir eleştiri var. Hayır, bu çok yanlış bir eleştiridir. Çünkü Kıbrıs'ta bir anlaşma olabilmesi için zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Bunu bütün bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün liderlerimiz ve cumhurbaşkanlarımız aynı şeyi söyledi. Evet. Yani bunu Sayın Denktaş da söyledi. Ondan sonra Sayın Mehmet Ali Terat da söyledi. Ondan sonra Sayın Erol da söyledi. Son olarak ısrarla bu konudaki Grand Montana sonrasında zihniyet değişikliği olmadan bir yere gitmez diyen Sayın Akıncı'dır. Şimdi zihniyet değişikliği nasıl görünür? Sizin eşitliğinizin temel unsurlarına ve içeriklerine saygı gösterilmesiyle göre. Lafta eşitlik olmaz. Evet. Eşitlik icraatta olur. Kıbrıs Türk tarafı şunu söylüyor. Eğer gerçek anlamda bizim eşitliğimizi kabul ediyorsanız buna saygı göstermeniz lazım. Limasol bölgesinde günlerdir süren orman yangınına yardım teklifi yaptıklarına işaret eden Olgun, tüm bölge ülkelerinden yardım istendi. Bizim teklifimiz karşılık bulmadı. Neden kabul etmiyorlar? Çünkü kendisini tek yasal devlet görüyorlar. Bu eşitliğin reddidir. İşte bu nedenle Kıbrıs'ta bir anlaşma olmuyor dedi. Batı'nın kendi çıkarlarını tehdit etmeye başladığı için Kıbrıs'ta bir çözüm ihtiyacının arttığını da belirten Olgun, şu andaki anlayışın Kıbrıs Türk'ünü masaya nasıl getirebiliriz olduğunun altını çizdi. Ergün Olgun, Rum tarafının üstünlük kurma arayışları nedeniyle yeni çatışmalara yol açmayacak, adalete, özden gelen haklara dayalı ve sürdürülebilirliği olan bir çözüm aranıyorsa, bunun yanıtının her gün Kıbrıs Türk tarafınca ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Büyükelçiler Konferansı'nda verildiğinin altını çizdi. Kıbrıs Türk tarafı bütün açıklamalarında şunu söylüyor. Biz egemen eşitliğimizin ve eşit statümüzün tesciliyle masaya oturmaya hazırız. Masaya oturduğumuzda herhangi bir modelle ilgili olarak egemen eşitlik ve eşit statü zemininde ortaya çıkacak herhangi bir çözüm modeliyle ilgili olarak bir ön şart ortaya koymuyoruz. Kıbrıs Türk tarafı diyor ki kendimizi bir modele hapsetmeyelim. Yeter ki egemen eşitlik ve eşit ulusal statü zemininde ortaya çıkacak olan sonucun derinliğini, genişliğinin ne olacağını peşinen düşünmeyelim. Bu müzakere neticesinde ortaya çıkacak. Dolayısıyla yani bu önden modeli belirleme yaklaşımının tersidir. Hı. Müzakere sonunda model çıkar ve buna da bir isim konur. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kültür turizm alanlarında işbirliği protokolü imzalanıyor. 2022 ve 2023 yılları Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Ortak Çalışma Grubu birinci toplantısını bugün yapacak. Türkiye Cumhuriyeti heyetine Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetine ise Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç'un başkanlık edeceği Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Ortak Çalışma Grubu birinci toplantısının ardından alınacak kararlar, iki taraf arasında imzalanacak protokolle basınla paylaşılacak. Protokol imza töreni bugün saat 16'da Lefkoşa Concord Otel'de gerçekleştirilecek.
En seyirciler, dış gelişmelerle devam ediyor bültenimiz. Rusya-Ukrayna savaşına göz atalım. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus güçlerinin Pavlovsk şehrine düzenlediği füze saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. 67 kişi yaralandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko, Rusya'nın Pokrovsk kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi. Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine dün düzenlediği füze saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırının büyük trajediye yol açtığını belirten Klimenko, saldırı sonucu 7 kişi öldü, 36 polis görevlisi ve 2 çocuk dahil 67 kişi yaralandığı ifadelerini kullandı. Klimenko, yeni bir saldırı tehlikesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu kaydetti. Olay yerinde gün boyunca Ukrayna Başsavcılık temsilcilerinin çalıştığı ve arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Ukrayna, Rusya'nın Pokrovsk kentine füze saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de olayla ilgili yaptığı açıklamada Rusya, Donbas'ta taş üzerinde taş bırakmamaya çalışıyor. Rus terörünü durdurmalıyız. Rusya bu korkunç savaşta işlediği suçlar için cevap verecek ifadelerini kullanmıştı. Lübnan ordusunda görevli Tuğgeneral Münir Şehadi, İsrail ile ülkesi arasındaki Mavi Hat üzerinde 13 tartışmalı bölgenin bulunduğunu açıkladı. Lübnan'ın İsrail'i güney sınırında yer alan ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü tarafından denetlenen Mavi Hat'ta gerçekleştirilen diplomasi turuna Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya, İngiltere, Japonya ve İsviçre'nin Beyrut büyükelçilerinden gelen askeri ateşeler ve diplomatlar katıldı. Mavi Hattın denizde buluştuğu Nakura bölgesinde basın toplantısı düzenleyen Lübnan ordusunda görevli Tuğgeneral Münir Şehadi, diplomatlara İsrail'le sınırda yaşanan son gerginlikler ve ihlaller hakkında bilgi verdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Şehadi şunları ifade etti. Diplomatik misyonların Mavi Hat üzerindeki ihlalleri görmelerini ve hakkımızın ne olduğunu anlattık. Bugünkü diplomatların sınırdaki ziyaretinden İsrail tarafı da bilgilendirildi ancak buna rağmen karasularımızı briefing sırasında askeri botlarla ihlal ettiler. Herhangi bir yasaya uymuyorlar. En azından bugün karasularımızı ihlal etmeyebilirlerdi. Lübnan'ın İsrail'i tanımadığını, Mavi Hattı'nda iki ülke arasındaki kara sınırı anlamına gelmediğini vurgulayan Şehadi, Mavi Hat 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş bir hattır. Lübnan bunu uluslararası kara sınırı yerine İsrail'in çekilme hattı olarak tanımlıyor dedi. Tuğgeneral Şehadi ayrıca Mavi Hat üzerinde Lübnan'la İsrail arasında 13 tartışmalı bölgenin de bulunduğu bilgisini verdi. İsrail'in 1982'de işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden 2000 yılında çekilmesinin ardından toplamda 120 kilometre uzunluğundaki sınırın güvenliği UNIFIL'in denetimine geçti. İklim değişiklikleri dolayısıyla oluşan ısı dalgaları Avrupa'nın birçok bölgesinde rekor sıcaklıkların kaydedilmesine ve orman yangınlarına neden olurken Slovenya, İngiltere, Avusturya ve Hırvatistan'da etkili olan sel ciddi hasara yol açtı. Selin vurduğu Avrupa ülkeleri hasarla baş etmeye çalışıyor. Avrupa ülkelerinde yaşanan sel nedeniyle ciddi hasar meydana geldi. Bu ülkelerde hasarların giderilmesinin zaman alacağı aktarıldı. Bosna Hersek ve Sırbistan'da da şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Letonya, Polonya, Litvanya ve Finlandiya'da da şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Batı Balkan ve Avrupa Birliği üyesi Slovenya topraklarının 1/3'ünü Cuma günü başlayan ve etkisini 3 gün sürdüren şiddetli yağışların sebep olduğu sel vurdu. Yerleşim yerlerinin zarar gördü, tarım arazilerinin büyük oranda kullanılamaz hale geldi ve 6 kişinin hayatını kaybettiği Slovenya'daki sel, 1991'de bağımsızlığını kazanan ülkenin en büyük doğal afeti olarak kayıtlara geçti. Selin neden olduğu hasarın 500 milyon euroyu aşabileceği kaydedilen Slovenya'da ana yollar sel nedeniyle kullanılamaz hale gelirken Slovenya ordusu sahada arama kurtarma çalışmalarına katılarak mahsur kalanları helikopter ve botlarla tahliye etti.
İngiltere'de bu zamana kadarki en yağışlı 6. Temmuz ayının ardından geçen hafta sonu Galler ve Kuzey İrlanda'da için ağlayan bölgede etkili olan Anthony fırtınası nedeniyle ülkenin bazı kesimleri yoğun yağış ve sert rüzgarların etkisi altına girdi. Fırtına nedeniyle Kuzey Yorkshire'daki Loftus kasabası 3 yıl içinde ikinci kez sular altında kaldı. Ulaşımın da aksamasına neden olan fırtınanın devirdiği ağaçlar, Exeter ve Penzance arasındaki 160 kilometrelik demir yolunu kapattı. Diğer bir AB ülkesi Avusturya'nın güneyindeki Carinthia ve Steiermark eyaletleri de cuma günü başlayan şiddetli yağışlar sonrası toprak kayması ve sele maruz kaldı. Bölgedeki birçok köyün boşaltılmasına sebep olan selde bir kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da da etkili oldu. Bosna Hersek'te etkisini gösteren şiddetli yağış sonucu başkent Saraybosna sokakları kısa sürede suyla dolarken trafikte aksamalar yaşandı. Letonya Başbakanı Kristijanas Karins ülkede fırtına ve yağışın hakim olduğunu belirterek uyarılarda bulundu. Polonya'da da halka gönderilen kısa mesajlarla dışarı çıkmama ve güvenli yerlerde bulunma çağrısı yapıldı. Polonya medyasında ülkede rüzgarların 70 kilometreye varan hızlara ulaştığı aktarılarak mevcut hava durumunun takip edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Litvanya'da da gelecek günlerde sıcak havanın yerini gök gürültülü sağanağa bırakacağı uyarısı yapıldı. Ülkenin özellikle kuzeydoğusunda kasırga ihtimalinden bahsedilerek şiddetli yağmurun etkili olacağı kaydedildi. Pazartesi gününe 31 dereceyle başlayan Finlandiya'da da sıcaklar 10 derece birden düşecek. Ülkenin güney kısmında fırtınalar nedeniyle dikkatli olunması gerektiği ve ağaçların devrilebileceği uyarısı yapılıyor. İklim değişikliği Amerika kıtasında da olumsuzluklara neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda fırtına 2 can aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasını etkisi altına alan şiddetli fırtınalarda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi. 1.1 milyon hane ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı. Fırtınalar nedeniyle Güney Carolina eyaletinde 15 yaşında bir çocuk üzerine fırtınada yıkılan bir ağacın düşmesiyle Alabama eyaletinde ise 28 yaşındaki kişi yıldırım nedeniyle hayatını kaybetti. Torutman bölgesinde çok sayıda ağaç devrilirken bazı evlerde zarar meydana geldi. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Basın Sen Başkanı Ali Kişmir'e açılan ceza davasını kabul etmenin mümkün olmadığını bildirdi sayın seyirciler. Gazeteciler Birliği ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğini de duyurdu. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Basın Sen Başkanı Ali Kişmir'e açılan ceza davası konusunda açıklama yaptı. Birlik açıklamasında ceza davasının kabul edilemez olduğu belirtilerek ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik her türlü adımın karşısında olunmaya devam edileceği ifade edildi. İfade özgürlüğünü kısıtlayıcı hatta ortadan kaldıran, basın özgürlüğünü yok eden ve düşünceyi suç kapsamına alan yasa değişikliklerine yönelik geçtiğimiz yıl mücadele ve verildi anımsatılan açıklamada gazetecinin eleştiren, yanlış gördüklerini özgürce yazan, halkı bilgilendirme görevini yerine getiren kişi olduğuna dikkat çekildi. Gazeteciler Birliği, meclisi özgürlükleri güvence altına alacak yasal değişikliği bir an önce yapmaya da davet etti. Bu arada Elsen'de Basın Sen Başkanı Ali Kişmir'e ceza davası açılmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi. Görevden alma ve atamalar yapıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Emir Ali Deveci görevden alınarak yerine Ozan Öz Uyanık atandı. Posta Dairesi Müdürlüğü mevkiine Fatma Baysal, Veteriner Dairesi Müdür mevkiine ise Tunç Beyit atandı. Görevden alma ve atamalar sürüyor. Bu çerçevede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emir Ali Deveci'nin bugünden itibaren bu mevkiden alınarak yerine Ozan Öz Uyanık atandı. Ayrıca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Posta Dairesi Müdürlüğü mevkiine Fatma Baysal, Veteriner Dairesi Müdür mevkiine ise Tunç Beyit atandı.
Hasbulat Kavşağı ile Taşkent Kavşağı arasında yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 15 Ağustos'a kadar 7 gün boyunca konu yol güzergahı araç trafiğine kapatılacak. Karayolları Master Planı kapsamında bulunan muhtelif 3. sınıf yollarla muhtemel yerleşim yerleri, iç ulaşım yolları, yapım, onarım ve üst yapı takviyesi işleri kapsamında Hasbulat Kavşağı ile Taşkent Kavşağı arası yol güzergahında yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 15 Ağustos'a kadar 7 gün boyunca konu yol güzergahı araç trafiğine kapatılacak. Karayolları Dairesi'nden yapılan açıklamada bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Büyük ikramiye 03-331 numaralı bileti isabet etti sayın seyirciler. Devlet piyangosu çekildi. Devlet Piyangosu'nun 8 Ağustos çekilişinde 500 bin Türk liralık büyük ikramiye 03-331 numaralı bilete isabet etti. Piyangolar biriminden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 18 Ağustos tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 1 milyon Türk lirası olacağı ve biletlerin bugünden itibaren satışta olacağı da kaydedildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi'nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabiliyor. Bu haberle biz ayrılan süreyi burada noktalıyoruz. Gelişmeler ve detaylarla Beret Haber Merkezi olarak yeniden karşınızda olacağız. Buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Famagusta Cup plaj handball turnuvasına katılmak üzere ülkeye gelen Kosova takımı Prizren dostluk maçlarına çıkıyor. Takım dün Yükseliş'le karşılaştı. Atatürk Spor Salonu'nda çekişmeye sahne olan maçta Yükseliş konuk ekibi 38-36'lık sonuçla yendi. Kosova temsilcisi Prizren bu akşam Yakında Oynar sitesiyle karşılaşacak. Atatürk Spor Salonu'ndaki maç saat 19'a başlayacak. Konuk takım yarın saat 15'te de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'yle karşı karşıya gelecek. Yurt dışından Kosova'nın katılacağı Famagusta Cup Plaj Handball Turnuvası 11-13 Ağustos tarihlerinde Glapsides Plajı'nda yapılacak. Bayşehir Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Rally Şampiyonası'nın 5. ayak mücadelesi 14. İskele Rally'si hafta sonu yapılacak. İskele Belediyesi'nin de katkılarıyla 2 gün sürecek yarışın startı Cumartesi İskele Belediyesi Halk Plajı'ndan saat 18.30'da verilecek. 6 farklı sınıfta toplam 19 ekibin kayıt yaptırdığı İskele Rally'sine Türkiye'den de Castrol Ford Team Reyut sınıfında 2 araçla, GMC Racing Team ise sınıf N ve sınıf 3'te 2 araçla katılıyor. Ülke tekerlekli sandalye basketbolunun Fenerbahçe forması giyen başarılı oyuncusu İbrahim Yavuz, Türkiye milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu organizesi 11-17 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'da yapılacak. Türkiye'nin grubunda Fransa, Avusturya, İtalya, İsrail ve Büyük Britanya yer alıyor. İbrahim Yavuzlu takım ilk maçını yarın Büyük Britanya ile oynayacak. Kıbrıs Türkspor Yazarları Derneği'nin gelenekselleşen O Maç Başat halı saha turnuvası için hazırlıklar başladı. Dernekten yapılan açıklamada Eylül ayında yapılacak turnuvaya katılacak takımların başvurularını 14 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar dernek sekreterliğine yapabilecekleri duyuruldu. Açıklamada turnuva başlangıcı için hedeflenen tarihin 4 Eylül olduğu da belirtildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 6 karşılaşmayla başladı. Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilci Galatasaray ilk maçta Slovenya'nın Olimpia Ljubljana takımına konuk oldu ve rakibini deplasmanda 3-0 yendi.
Sarı Kırmızılılar böylece playoff için önemli bir avantaj elde etti. Bu eşleşmenin rövanşı 15 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Galatasaray 3. eleme turunu geçmesi durumunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Diğer yandan ligin Güney Kıbrıs temsilcisi Aris Limassol 3. eleme turu mücadelesinde Polonya temsilcisi Rakova 2-1 kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak ilk maç öncesinde taraflar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da rakip taraftarlar arasında gece boyunca süren çatışmalar sırasında 29 yaşındaki Yunan taraftar hayatını kaybetti. UEFA olayların ardından AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını erteledi. Çatışmada 8 taraftar yaralanırken Yunanistan polisi çoğunluğu Hırvat taraftarlardan oluşan 98 kişiyi tutukladığını açıkladı. Vatandaşlar 29 yaşındaki Yunan taraftar anısına çiçek bıraktı. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Fransa ile Kolombiya'da çeyrek finalde. Kupa son 16 turunda Fransa Fas'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek finalde Avustralya'nın rakibi oldu. Diğer maçta Kolombiya, Jamaika'yı 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü. Fakat biraz da nem var. %50 civarında nem var. Hissedilen sıcaklık termometrelerin gösterdiği 37 derecenin biraz üzerinde oldu dün. Tabii ki bu hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları cumartesi gününe kadar devam edecek. Ve cumartesi gününden itibaren oldukça sıcak bir hava kütlesi Kıbrıs'ımızı etkileyecek ve termometreler 40'lı değerlerin üzerine çıkacak efendim. Evet, alçak basın sistemiyle nemli ve sıcak hava kütlesinin etkisi devam edecek gibi görülüyor hafta sonuna kadar. Ve diyoruz ki bugün Kıbrıs'ta hava diyoruz. Açık ve az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 38, Güzelyurt'ta 33, Girne'de 32, Lefke'de 30, Alevkayası'nda 32, İskele'de ve Gazimağusa'da 34, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 32, Larnaka'da 33, Leymosun'da 33, Baf'ta 32 ve Trodos'ta 30 derece. Ve gecemiz açık geçecek. Ve en düşük hava sıcaklıkları başkent Lefkoşa ve Alevkayası'nda 21 derece. Güzelyurt'ta 20, Lefke'de 25, Girne'de 24, İskele'de 23, Larnaka, Gazimağusa, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 24, İskele'de 23, Limassol'da 22, Baf'ta 23 ve Trodos'ta 19 derece. Ve yarın Kıbrıs'ta hava açık ve az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 37, Güzelyurt'ta 36, Lefke'de 35, Girne'de 32, Alevkayası'nda 32, Larnaka'da 33, Gazimağusa'da 34, İskele'de 36, Karpaz Yarımadası'nda, Yenerenköy'de, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 32, Limassol'da 34, Baf'ta 32 ve Trodos'ta 30 derece. Tabii ki orman yangın olasılığımız
ve ultraviyole radyasyonumuz çok yüksek diyelim ve pırıl pırıl olan denizlerimize bir göz atalım. Tabii ki denizlerimizde hava açık ve az bulutlu geçerken kuzeyde, güneyde, doğuda ve batıdaki rüzgarımız güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinden esecek. Mutedil dalgalı bir deniz, orta dalgalı bir deniz, 1 ile 2 metrelik bir dalga boyu oluşacak. Tabii ki deniz suyu sıcaklığımızda son sizler için ölçtük. 29-30 derece aralığında seyrediyor efendim, seyrediyor. Sıcaklıklar, deniz suyu sıcaklıklar da çok yüksek. Evet, diğer yayınlarımızda ne yapıyorduk? Her zaman olduğu gibi buluşuyorduk. Hoşça kalın, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.